Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere güzel bir çalışma yapacağız. Bunun içinde şöyle iki tane ipim var. Açık iple yapacağım, onu daha iyi görürsünüz diye. Koyu da mecbur kullanmak zorundayım, iki renkli olduğu için. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Bu ipimizi kenara alıp, ipimizi şöyle doladım. Doladıktan sonra ben size zincirle kolay nasıl yapılır onu göstermiştim. Bir sırada sık iğne yapmış oluyoruz. Şöyle iki tane zincir yaptım. İlk zincirimin kenarına bu şekilde şöyle aldım. Kapattım. Sonra tekrar bu kenardan alıyoruz, kapatıyoruz. Alıyoruz, sık iğne yapıyoruz. Tüy üstü almadan bu şekilde istediğimiz kadar zincir yapabileceğiz. Bunun için de ben 30 tane yapayım. Çünkü modelim için 30 tane yeter. Daha da büyüğünde yapıp size göstereceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi 30 tane zincirle modelimize başlayalım. Bu şekilde 30 tane yaptım. 30 tane yaptıktan sonra şöyle ikisini iki ucu bu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle sıkıcana bir zincir çektik. Zincirimizin sonunda da şöyle gördüğünüz gibi buradan bir sıra sık iğne gidiyoruz. Tüy üstü almadan bu şekilde bir sıra sık iğnemizi gidelim. Şöyle gördüğünüz gibi bir sıra sık iğne gittik. Sıramızın sonuna geldikten sonra ilk yapmış olduğumuz sık iğnemizi bu şekilde birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra da şöyle iki tane zincir çektik. Şöyle çeviriyoruz. Üç tane yapalım. Bu aşağıda başlamış olduğumuz noktaya bu şekilde sık iğneyle birleştirdik hanımlar. Yani şöyle bir şey oluşmuş oldu. Şu üst tarafa gelecek diye şöyle güzel bir görüntü olsun dedim. Bundan sonra da isterseniz sık iğneyle devam edebilirsiniz. İsterseniz de ikili trabzanla yapabilirsiniz. Ben çok zaman kaybı olmasın diye şöyle ikili trabzanla sıramın sonuna kadar gelmek istiyorum. Pardon, şurayı içeriden batacaktım. Şöyle batarsanız. Gördüğünüz gibi zincirimizi kolaylıkla yaptık. Sanki üstünden bir sırada sık iğne geçmiş gibi çok güzel, rahat oldu. Bu şekilde istediğiniz kadar, istediğiniz modeller yapabilirsiniz. Çünkü bazen modeller vardır ki zincir üstü dolmamız gerekiyor ve üşendiğimizden dolayı yapmıyoruz. Şöyle sıramı tamamlamak istiyorum. Sıramızın sonuna geldik. Sıra sonuna geldikten sonra şöyle kaydırma yöntemiyle ilk yapmış olduğumuz ikili trabzanımıza battık. Kaydırma yöntemiyle sıramızı tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Bu şekilde 3 sıra tamamlanmış olacak. Yani 2 sıra daha ikili trabzanla sıramızı modelimize devam edeceğiz. Aynı batmış olduğumuz ikili trabzanımıza batıp hiç ara vermeden, zincir yapmadan sıramıza devam ediyoruz. Buraya başka bir model de koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani İkili trabzan yapmayabilirsiniz.
zincirden gidebilirsiniz, fıstıkla gidebilirsiniz. Bu şekilde ben 3 sırayı tamamlamak istiyorum hanımlar. Evet arkadaşlar, 3 sıramızı yaptık. Şu alttakini saymıyorum. 3 tane ikili trabzanla 3 sıramızı yaptık. Yani şöyle parmağımıza bakarsak 3 parmak kalanında yapmış olduk. Şimdi 4. sıramıza geçtik. Bunun içinde 2 tane yaptım. 1 tane zincir çekiyorum. 1 tane atlıyorum. Diğerini batıp ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde ikişer ikişer iki ikili trabzan, bir zincir. Bir tane atlıyoruz. İkincisine battım. Yanındakine de battım. Şöyle iki tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane atlayıp ikincisine geçiyoruz. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım. Ne yapıyoruz? Bir tane atlıyoruz. Diğerine geçiyoruz. İki tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Hemen diğerine. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna geldik. Şunu da size söylemek istiyorum. Şimdi mesela böyle geldik. Ne oldu? Burada bir tane kaldı. Bir tane daha olması lazımdı. Bu şekilde de ufak hileleri yaparak modelimize devam edebiliriz. Bunun için de ne yapıyoruz? Buradakine batmıyoruz. En son batmış olduğumuza tekrar bir daha batarak, yani 31 tane de yapsaydım olurdu. Bu şekilde de bir zincir çekip kaydırma yöntemiyle ne yapıyoruz? Bir sıra yukarı çıktık. Şimdi de diyeceksiniz ki bir tane artmış oldu. Zaten etek kısmına geçeceğimiz için hiç önemli değil. Şimdi de bir tane, iki tane zincir yapıyoruz. Yukarı çıktık. Buraya da sırayla ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada zincirimiz vardı. Zincirimizin içine de bir tane yapıyoruz. Hemen yanındaki iki tane ikili trabzanımız vardı. Onlarla devam ediyoruz. Yani zincir yapıp kapatmış olduğumuz ikili trabzanımızı tekrar geriye almış oluyoruz. Şöyle iyice yakından göstermek istiyorum. İkili trabzanlarımızı yaptık. Zincirimizin içine bir tane yapıyoruz. Hemen kenarından sırada gelen olan ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Yani bu şekilde şöyle delikler oluşturmuş olduk. Bunları daha sonra kullanacağız. O yüzden burada delik yaptık. Şimdi burada delik yaptık. Sonra üstünü kapattık. Devam ettik. Şimdi de hanımlar aynı şekilde bir sıra daha da yukarıda delik yapacağız. Altta yapmış olduğumuz iki tane atlayıp bir tane yapmış olduğumuz işlemin aynısını yukarıda da yapacağız. Bunun içinde bunlar ikişer tane aralıklardandı. Şöyle ikişer tane. Biz bu üsttekini üçer tane yapacağız. Bir tane zincir çektim. Bir tane atladım. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani bir üst sırasında üçer tane. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane atlıyoruz. Üçer tane ikili trabzan yapıp 2 ve 3. Ne yapıyoruz? Bir zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp diğerine geçiyoruz. Şöyle bu şekilde de bu sıramızı tamamlayacağız. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum hanımlar. Aşağıda biraz daha volan olsun diye şu 3 tane yaptığımız ikili trabzanlarımızı 2 tane bir önünde bir arkasında olmak üzere ikişer tane arttırmış olduk. Yani bir iki şu bu tarafa geçeceğine aynı yere 2 tane batmış oldum. Bir tane de diğer karşılığında yaptıktan sonra yani ikişer tane arttırmış olduk. Bunu da belirtmek istiyorum. Bunu da yaparsanız güzel olur. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlamış olduk.
Şimdi sayalım. 1, 2, 3 tane yaptık. Delik işlemine başladık. Sonra bir sıra düz yaptık. Tekrar bir daha delik koyduk. Yani toplamında 5 sıramız, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıramız oluşmuş oldu. Şimdi de kaydırma yöntemiyle şöyle üstünü almadan kaydırma yöntemiyle orta yere geliyoruz. Orta yere geldikten sonra hanımlar ipimizi uzatıyoruz. Uzattıktan sonra şöyle 1, 2 ve 3. Üçlü fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapattık. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Tığımızı doladık. Tekrar aynı yere 1, 2 ve 3. Üçlü fıstık yaptık, kapattık. Hiç zincir çekmeden diğerine geçiyoruz. 1, 2 ve 3. Kapattık. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şuna dikkat edelim. Şu aradaki boşluklara zincir çekmiyoruz. Sadece orta yerde, yani aynı yere tekrar batacağımız kısımlara 3 tane zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. 1, 2 ve 3. İpiniz ince ise 4-5 tane yapabilirsiniz. Kalınsa, daha da kalın istiyorsanız biraz daha da fazla yapabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar aynı yere batıyorum. Kapattım. Bir, iki, üç. Bu şekilde sıramızı yapacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıramızın sonuna geldik. Sıra sonuna geldikten sonra hemen şurada birleştirme işlemi yapıyoruz. Yani fıstığımızın tepesine. Sonra da yana geliyoruz. Zincirimizin içine 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekli sayı olmasına dikkat edin, çünkü bir sırada devam edeceğiz. O yüzden ya 5'li ya 7'li yapın. Bu geçişlerde hiçbir şey yapmıyoruz. Direkt zincirimizin içine geliyoruz. 7'şer tane ikili şey pardon sık iğne ile devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar şu aralar hiçbir şey yapmadan direkt zincirimizin içine 7 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlamak istiyorum. Bu şekilde de sıramızı tamamladık. Şimdi de hemen bu yapmış olduğumuz sık iğnemizin yanına kaydırma yöntemiyle yapıp şöyle 3 tane zincir çekiyoruz. Şöyle bir örneğimiz var. Şimdi diğer ipimi takıyorum. Bundan da aynı işlemi yapacağım. Bu rengimiz koyu olduğu için bunu size göstermeye gerek yok. Zaten gözükmüyor çok fazla, ama iki renkli yapmak istiyorum onu. Bunu da bu şekilde yapacağız. Daha galiba biraz ince oldu bu. Ben bunu iki kat yapıp tekrar size dönüş yapacağım. Evet hanımlar, içinden de ip çıkardım. Bu şekilde zincir yapıp şöyle. Burada yapmış olduğum 7 tane sık iğnem vardı. Yani 3 bir tarafa 3 bir tarafa kalacak şekilde buradan sabitleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle sabitleştirdim. Bir zincir çektim. Şimdi de aynı şekilde altta yapmış olduğum gibi 1, 2, bu 3 tane kalın olacak. İkişer tane yetiyor. 3 zincir yaparak aynı işlemi uygulayacağım. Sonra da diğer işlemleri hep beraber geçeceğiz hanımlar. Bir sıra bundan koyacağım. Bir sıra
İki renk olarak değiştireceğim o için bir ondan bir ondan yapıp istediğim boyutta gelene kadar yaptıktan sonra tekrar diğer işlemlerle hep beraber görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu şekilde istediğimiz boya kadar geldik. Yani ne kadar istiyorsanız o uzunlukta yaparsınız. Şöyle elimin altından göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel oldu. Renk uyumu da. Sizce nasıl oldu hanımlar? Şimdi bu şekilde bunu kenara aldık. Aynı şekilde 30 tane zincirimizi yaptık. Videomuzun başında yaptığımız gibi bunun aynısını 30 tane yaptım. Çok zaman kaybı olmasın diye bu şekilde de 3 tane şöyle aralıklarla 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 ikili trabzan, bir zincir yapıyoruz. Boşluk bırakmıyoruz. Atlama yapmadan hemen dibine bir zincir yaptıktan sonra bu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar bir zincir yaptık. Burada da herhalde 3 tane olur gibi. Şöyle. Bazen sayıyı tutturamazsak da örgü hileleri yapıp bu şekilde kaydırma yöntemiyle devam edebiliriz. Şimdi burayı yaptık. Bir tane de buraya yapıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Sıramızın sonuna geldikten sonra şurası benim pek hoşuma gitmedi. Ben burayı düzelteceğim. Buradan bir zincir daha yapıp şöyle kaydırma yöntemiyle şurayı da ben hanımlar çok hoşuma gitmedi. Bu şekilde şurayı ben zincir yaparak düzeltmek istiyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Buraya zincir yaparak geldim. Aynı şekilde kaydırma yöntemi yapıp burayı bitireceğim hanımlar. Makas yardımıyla da ipimizi kesiyoruz. Şimdi de şöyle bir şeklimiz olmuş oldu. Şu dar olan kısmı yukarıda olacak. Şu arttırmış olduğumuz ikili trabzana tığımı hemen alıyorum. Şöyle kenara koyayım. Tekrar tığıma sağlamlaştırdım. Buradan herhangi bir yerinden başlayabiliriz. Kaydırma yöntemiyle bir zincirle sağlamlaştırdım. Aynı burada yaptığımız gibi şöyle yaparsak daha güzel gözükür. Bu işlemin aynısını yapacağım. Pardon, bunu da unutmadan söyleyeyim. Burada ben üçer zincir yapmıştım. Aralara 7 tane batmıştım. En sonuncusuna 4'er zincir yapıyorum. 9 tane batıyorum. Ki bu en dibi biraz daha böyle verevine dursun. Şöyle geniş dursun diye. Buraya da ipimi uzattım. İpimiz iki katlı. Ben kalın ip söylüyorum, yani zincirlerimi kalın ipi sayaraktan hesapladım. Şöyle 3 tane zincir yapıyoruz. Aynı yere tekrar bir tane daha fıstığımızı yapıyoruz. Burada yapmış olduğumuz zincirlerimizin içine yapacağız hanımlar. 1 2 tane yaptık. Kapattık. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Fıstığımızı birleştiriyoruz. Diğerine geçerken hiç zincir yapmadan ara boşluklarımız yok.
bu şekilde devam ediyoruz. Bunu da sıramızın sonuna kadar yapacağız. İpim 4 katlı olduğu için ben buraya 2 defa batıyorum. İpiniz ince ise 3 veya 4 defa da batabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelmek istiyorum. Aynı şekilde sıramızın sonuna kadar geldik. Sıra sonuna geldikten sonra şöyle birleştirme işlemini yapıyoruz. Burada hiçbir şey yapmadan 7 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 ve 7. Hemen diğerine geçiyorum. Buraya da 7 tane sık iğne yapacağız. 4 5 6 ve 7. Şöyle bu şekilde sıramızı tamamladıktan sonra diğer işlemlere hep beraber geçelim. Evet arkadaşlar, sıramızı bu şekilde tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir modelimiz oldu. Şimdi bu modeli de şu dikişi yana getirdikten sonra elimize de şöyle biraz düzelteceğiz. Daha da çok oymalı olsun istiyorsanız biraz daha da büyük yapabilirsiniz. Şimdi elbisemizi aldık hanımlar. Burada ben zincir yaptım. Zincirimizin üstüne şöyle ikili trabzan yapıp zincirlerle birleştirdim. Siz daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Bunu ortalıyoruz. Şöyle ortaladıktan sonra elimizle yapmış olduğumuz boşluklarımızdan geçireceğiz. Gerçekten çok güzel bir model. Bunun büyüğü kız çocuklarına çok güzel, muhteşem olur. Ben büyüğünü ekran karşısına bitiremem diye şöyle küçük bir tane minyatür olarak gösterdim sizlere. Bunu sayısını giydiği herhangi bir kıyafetten ölçerek istediğiniz büyüklüğe kadar erişirsiniz. Zincir sayısına göre arttırırsınız hanımlar. Şöyle bunu geçirdik. Geçirdikten sonra da istediğiniz sayıda zincirlerini yapıp bu şekilde bunu böyle yaptık. Bunu yaptıktan sonra yapmış olduğumuz küçük parçamızı da bu şekilde iğne ile tutturacağız. Burası kol kısmı oluyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Kol ağzı. Bunun da burası kol ağzı. Bir bu taraftan dikilecek, bir de arkadan aynı şekilde dikiyoruz ve muhteşem bir elbisemiz oluyor. Ama bundan da bitmedi. Ben size bunun başka renginden göstermek istiyorum. Gerçekten güzel oldu hanımlar. Siz ne dersiniz? Fikrinizi öğrenmek istiyorum. Şöyle elimizden düzelttik mi istediğimiz şekli veririz. Bundan etek de yapabilirsiniz hanımlar. Ayrıca bu örneğimiz çok güzel. Bundan etek yapabilirsiniz, lif yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Kırlent, bebek battaniyesi, büyük battaniye, aklınıza gelebilecek her türlü modeli yapabilirsiniz. Şöyle iyice görünsün diye. Hiç vakit kaybetmeden ben size yapmış olduğum büyüğünü göstermek istiyorum.
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi size gösterdiğim modelin aynısını başka renkte yaptım. Bu güzel pembe ile kremle de çok güzel durdu. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ben değişiklik olsun diye zaten arkadaşın bebeğine, kızının bebeğine yaptım onu. O da o rengi çok sevdiği için o renkte yapmak durumunda kaldım. Yalnız bunun ben kemerini fıstıkla yaptım. İsterseniz fıstıklı da yapabilirsiniz. Modelimiz çok güzel. Bugünkü modelim de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videolarımın devamı için lütfen abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.